Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir programla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ahmet sporumuzu tekrardan konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Ahmet sporumuz biliyorsunuz ki arkadaşlar son 5 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Bu bizim için tabii ki de çok önemli bir etken olmaya başladı arkadaşlar. Bu hafta geçen hafta içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz ki hafta içerisinde oynanan karşılaşmada Fethiyespor'u 1-0 mağlup etmiştik. Ve o karşılaşmada gerçekten vasat bir futbol oynadık. Özellikle Mesut Bakkal döneminde ilk defa vasat bir futbol oynadık. Ve oynadığımız o vasat futboluyla birlikte arkadaşlar artık tabii ki son viraja girmiş durumdayız. Kastamonuspor karşılaşmasına kadar arkadaşlar hem Fethiye hem de İnegöl karşılaşmalarında mutlak surette galibiyetle tamamlamamız gerekiyordu ki en azından Kastamonuspor karşılaşmasında bir puan kaybı yaşansa da yaşanmış olsa da bunun telafisini yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Nitekim filesiz gitmeye devam ediyoruz. Özellikle Mesut Bakkal döneminde çok önemli bir gidişatımız var. 13 galibiyet, pardon 12 galibiyet, 2 de beraberliğimiz bulunuyor. Gerçekten Mesut Bakkal döneminde çok iyi bir ivme yakalamış bulunmaktayız. Takım çok gol atıyor. Yani gol attığımız zaman arkadaşlar bile 2., 3., 4. ve de 5. golü arayan bir takım konumuna geldik. Bu çok önemli. Mesut Bakkal gerçekten çok kurt bir hoca arkadaşlar. Geldiği günden beri elinin değdiğini hissedebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ilk devrede oynayan 9 tane oyuncumuz şu anda da 9 tane oyuncu ilk 11'de oynuyor. Sadece 2 futbolcumuz şu anda yeni transferlerle birlikte takıma güç katan oyuncu haline geldi arkadaşlar. Evet, geçen hafta içerisinde oynanan karşılaşmada belki de ligin en zorlu karşılaşmalarından ve de ligin en zorlu deplasmanlarından bir tanesine çıkmış olacaktık arkadaşlar. Fethiyespor deplasmana gidecektik. Fethiyespor deplasmana hem arkadaşlar hafta içerisinde duyduğumuz o Kastamonuspor'un 60.000 TL teşvik primi verdiğini ve de arkadaşlar iyi bir gidişatı olan bir takımda her ne kadar rahat bir takım görüntüsünü verse de her ne kadar hem playoff hattında hem de şampiyonluk iddiası olmasa da küme düşme hattı ile ilgili bir sıkıntısı olmasa da sonuçta iyi ayakları olan bir takım ve de arkadaşlar rahat olan takımlardan her zaman korkmak gerektiğini düşünenlerden biriyim. İyi oyuncuları da var arkadaşlar. Sezer Özmen gibi tecrübeli oyuncusu var. Ahmet Dereli var. Yani birçok iyi oyuncusu var. Şu anda hatırlayamadım arkadaşlar bazı oyuncularını. Buradan bakayım hemen. Galip gelmemiz tabii ki çok önemliydi arkadaşlar. Ve o karşılaşmayı da galibiyetle kapatıp tabii rakibimiz olan Kastamonuspor'un puan kaybetmesini bekliyoruz her hafta. Nitekim de arkadaşlar İnegöl Spor galibiyetinden sonra beklediğimiz bir puan kaybıydı. Kastamonuspor'un derinceden puan kaybı yaşayacağını hepimiz tahmin edebiliyorduk arkadaşlar ama emin olun ki izlediğimiz veya aldığımız uyumlara göre de Kastamonuspor'un karşılaşmada çok kötü oynamış ve de galibiyeti kaçıran tarafın Derince Spor olduğunu duymuştuk arkadaşlar. Tabii yayın olmadığından kaynaklı her şeyi konuşmamız çok yanlış olur. Evet arkadaşlar, Fethiyespor, Anıl Demir, Mert Aydın, Ümit Deniz, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selçuk Alibas, Ahmet Dereli, Nurettin Çakır, Abdullah Balıkçı, Berat Satır, Sezer Özmen ilk 11'iyle çıktı. Tabii arkadaşlar dediğim gibi o karşılaşmayı izleme şansım oldu. Her ne kadar çalışmış olsam da arkadaşlar telefonda takip edebilme şansım oldu. İyi bir futbol oynamadık maalesef ki ama galibiyetle dönmemiz çok önemliydi arkadaşlar. Son karşılaşmalarda artık puan kaybı tahammülünün olmadığı haftalara girmiş bulunmaktayız. Maç maç gidip ve o maçları da kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani eğer ki şampiyon olmak istiyorsaksa rakip ayırt etmeksizin bütün karşılaşmalarımızı galibiyetle sonuçlandırmamız lazım. Beraberlik arkadaşlar bile işimize
yaramaz maalesef ki. Çünkü artık rakibin de seni kovalıyor. Bunun için önemli olan kötü oynayıp da arkadaşlar o mücadeleyi bırakmadan galibiyetle kapatmaktı. Fethiyespor karşılaşmasını önemli bir şekilde arkadaşlar 3 puanla kapatmamız önemliydi. Yaşanacak bir puan kaybından sonra biliyorsunuz ki o hafta içerisinde Kastamonuspor Uşakspor'u konuk ediyordu ve o karşılaşmada da 5-1'lik bir galibiyetle tamamlandı. Zaten arkadaşlar ligin en vasat takımı Uşakspor haftalar öncesinde küme düşmeyi garantilemişti. Bunun dışında arkadaşlar yani Uşakspor dışında bu grupta kolay bir maç yok maalesef ki. Bütün karşılaşmalardan yani bütün karşılaşmalar hangi rakiple oynarsanız oynayın sizlere zorluk çıkartabilecek takımlardır. Yani bugün Arnavutköy diyoruz ama Arnavutköy derince gibi takımlardan bahsediyoruz. Bugün üst takımlardan birisi dahi onlarla oynadığı takdirde puan kaybının yaşanabileceği takımlardan oluşan bir gruptayız arkadaşlar. Nitekim maç maç gidip ve maç maç kazanmamız gereken karşılaşmalar Kastamonuspor karşılaşmasından önce de arkadaşlar 5 haftalık bir fikstürümüz vardı. O 5 haftayı da kayıpsız gitmemiz gerekiyordu ki Kastamonuspor karşılaşmasında alınacak bir puan kaybının da çok da yani etkili olmayacağını düşünüyorduk arkadaşlar. Çünkü en azından o puan kaybıyla birlikte bir hakkımızın doğabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu arkadaşlar mağlubiyet olarak düşünmemiz gerekiyor. Bir beraberlik avantajımız olacağını söyleyebiliriz. Yani Allah muhafaza alınacak bir mağlubiyetten sonra tabii ki de bütün avantaj artık onlara geçiyor. Çünkü iki averaja bakıldığı zaman Kastamonuspor'un avantajı daha önde olduğunu görüyoruz. Çünkü arkadaşlar bizi ilk karşılaşmada maalesef ki 2-1 mağlup etmişlerdi. O karşılaşmada Taner Gümüş'ün golü maalesef ki verilmemişti. Ve o karşılaşmada arkadaşlar penaltı kaçırdık. Ne yazık ki galip gelebileceğimiz karşılaşmada mağlup olduk. Sağlık olsun. İnşallah şu anda ikinci devrede özellikle Mesut Bakkal döneminde çok iyi giden bir gidişatımız var. O iyi gidişatı dediğim gibi o 5 karşı Kastamonu karşılaşmasından 5 hafta önceki karşılaşmalardan galibiyete dönmemiz gerekiyor. Nitekim Mesut Bakkal ve öğrencileri bunu başarabilecek güçlüydü ve de başardılar arkadaşlar. Bu hafta içerisinde bu hafta sonunda Fethiyespor karşılaşmasından sonra gözler tabii ki de İnegölspor karşılaşmasına çevrilmiş bulunmaktaydı arkadaşlar. İnegölspor karşılaşmasında tabii ki rahat olan bir takım ama maddi imkansızlıklarla boğuşan bir takım haline geldi. Nitekim Bahattin Güneş de maddi imkansızlıklardan kaynaklı görevini bıraktığını dile getirmişti hafta içerisinde. Nasıl bir karşılaşma bekliyorduk arkadaşlar? Tabii ki taraftarların hınca hınç dolduracağı bir karşılaşmaydı. Karşılaşmayı bekliyorduk. Nitekim yağmurlu bir hava olmasına rağmen, gök gürültüsü, sağanak yağışlı olmasına rağmen arkadaşlar 40 bin taraftar vardı. Kapalı gişe vardı. Haftalar öncesinde, hafta bitmeden arkadaşlar biletler tükendiğini duymuştuk. Maça yoğun ilgi vardı. Tabii karşılaşmada arkadaşlar her zaman beklediğimiz bir ilk 11 vardı. Artık Mesut Bakkal'ın değişimiz ilk 11'e. Özellikle Dijan Aydın'ın sakatlamasıyla birlikte o bölgeyi Serkan Odabaşoğlu son haftalarda iyi kullanıyor. İyi mücadele ediyor arkadaşlar. İyi paslar atıyor. Orayı Serkan Odabaşoğlu'na emanet etmiş durumda. Tam bir orta saha dinamosu oluşmuş durumda arkadaşlar. Gerçekten Mesut Bakkal döneminde özellikle Serkan Odabaşoğlu'nun artan bir performans olduğunu görüyoruz. Özellikle Serdar Bozkurt döneminde maalesef ki iyi bir gidişat vermeyen Dijan Aydın ve Serkan Odabaşoğlu da vardı. Ama Mesut Bakkal döneminde özellikle Dijan Aydın ve Serkan Odabaşoğlu gerçekten form grafiğini yükseltmiş durumdalar. Bu da Amesporumuz için arkadaşlar önemli bir etken. Arkadaşlar karşılaşmaya her zaman olduğu gibi kalede Aykut Özer, sağ bekte Batuhan Tur, sol bek bu hafta içerisinde sarı kart cezası olan
Fethiyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla kart cezalı duruma düşen kaptan Onur Karakabak vardı. O bölgeyi Erkan Sasa'yla doldurdu. Defans hattında arkadaşlar değişmez ikili Veli Çetin ve Uğur Adem Gezer vardı. Uğur Adem Gezer yine golünü attı. Bir forvet oyuncusu gibi 6 gole ulaştı. Gerçekten de tebrik ediyoruz. Bu hafta da kaptanlık pazubandıyla çıkan bir oyuncuydu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Onur Karakaban'ın olmadığı zamanlarda kaptanlık pazubandını taşıyan Uğur Adem Gezer oluyor. Orta saha üçlüsünü arkadaşlar Serkan Odabaşoğlu, Oktay Aydın ve Çektar Orhan oluşurdu. Sol açıkta yine beklediğimiz Mert Çapar, sağ açıkta bu sefer Yılmaz Ceylan görev yaptı. Yılmaz Ceylan da muazzam bir futbol oynuyor. Son haftalarda artan bir performans var ki takımın artan bir performansı var. En kötü oyuncusu bana göre son haftalarda Taner Gümüş'ü görüyorum. Taner Gümüş yine ders almıyor arkadaşlar. Bir hafta iyi, 4-5 hafta kötü oynayan bir oyuncu. Forvet mevkisinde de arkadaşlar Berk İsmail yine golcü oyuncumuz. Gol krallığında zirvede bulunan bir oyuncumuz. Bu hafta da 2 gol kaydetti, bir de asist yaptı. Muazzam bir performans sergiledi. Evet arkadaşlar, maça nasıl başladık? Maça tekrardan önde baskıyla başladık. Biz bakalım olmazsa olmazı geldiği günden beri önde baskı, önde baskı ilk dakikalarda arkadaşlar bunu özellikle iç sahada çok iyi yapıyor Mustafa Kal hocamız. Dış sahada ise arkadaşlar önde baskıyı kurmayıp sabırla rakibin gelmesini bekliyor. Ardından takımı çözdükten sonra da saldırmaya başlayan bir Amesporumuz bulunuyor. Nitekim bu oyun planını da deplasmanda olduğumuz için arkadaşlar sabırlı bir oyunla Kastamonuspor karşısında oynayacağını düşünüyorum. Önde baskıyla başlaması yanlış olur gibime geliyor. Evet arkadaşlar, 12. dakikada Berk İsmail Ünsal ile bir süre öne geçtik. Batuhan Turu muazzam bir ortası. Gerçekten o pozisyonda arkadaşlar Yılmaz Ceylan'ın da hakkını yememek lazım. Yılmaz Ceylan çok iyi bir şekilde getirmişti. Batuhan Turun önüne bırakıp Batuhan muazzam bir ortayla, muz bir ortayla aldı adede golcü oyuncumuz Berk İsmail Ünsal'a. Ardından arkadaşlar bir dakika sonrasında sahneye Mert Çapar çıktı. Yine Yılmaz Ceylan'ı getirdi ve o bölgede evet Yılmaz Ceylan'ın topu aktarmış olduğu Berk İsmail'e aktardı. Ardından da Berk İsmail çok güzel bir şekilde Mert Çapar'ı gördü. Aldı atladı. Skoru 2-0 önde kapattık. Skoru 2-0'a getirmiş olduk. 25. dakikada ise arkadaşlar Uğur Adem Gezer sahneye çıktı. Uğur Adem Gezer, Berk İsmail Ünsal'a yapılan foul penaltı pozisyonundan sonra arkadaşlar topun başına geçti ve muazzam bir direktifti arkadaşlar. Kaleciyi ters köşeyle penaltıyı sağ köşeye atıp 3-0 önüne geçiren gol attı takımımızın. Ardından arkadaşlar bir sakatlık yaşandı. Batuhan Tur 29. dakikada yerini Eyüp Özkan'a bıraktı. Ardından 31. dakikada ne oluyor dedik. Yani 31. dakikada Furkan Özyapı hatta 4. golü bulacağımız bir karşılaşmadır arkadaşlar. Yani 3-0'ı bulduktan sonra 2 dakika sonrasında Yılmaz Ceylan'ın getirmiş olduğu topta ardından Çektar Orhan'ı önüne bıraktı. 4'e 1 geldiğimiz bir pozisyon vardı. Yani 4 kişi ceza sahası içerisinde bekliyor. Çektar Orhan ilk yarıda çok kötüydü arkadaşlar. Ceza sahası içerisinde 4 tane oyuncumuz var. Gidip kaleciye pas atıyor. Yani o golü 4. golü atmış olsaydık bu maç 7-8-0 bitebilecek bir karşılaşmaydı. Ardından 31. dakika Furkan Özyapı çok güzel bir gol attı. Yani o golü atamadığımız pozisyonun devamında arkadaşlar İnegöl Spor oyuncusu muazzam bir gol attı. Gerçekten tebrik ediyoruz. Ardından 39. dakikada Eyüp Özkan'ın çarpan top kornere gitti. Yani arkadaşım
Sen ya taca at ya da uzaklaştır topu. Yani gidip topu tutuyor, ardından top kornere gidiyor ve o kornerdeki o korner pozisyonu da Serhat Baştan, Diyarbakırspor'un eski oyuncusu kafayla topu ağlara gönderdi. Ne oluyor dedik arkadaşlar, yani 7-8 dakikada 2 tane gol yedik maalesef. Bu da bizim için tabii ki dezavantaj oldu. Hatta dakika 44'tü, 45'ti yanlış şeysem. Bir korner atışında topu direğe atan bir futbolcuları vardı. İsmini tam şu anda hatırlamadım. Yanlış şeysem Nadir Çiftçi'ydi. O gol olmuş olsaydı arkadaşlar bugün farklı bir şeyler konuşmuş olacaktık. Gerçekten Allah'tan o top kaleye girmedi. O top direğe değdi. Bu maçta arkadaşlar şeyin performansını da hiç beğenmedim. Kalecimiz Aykut Özer'in performansını maalesef ki beğenmedim. Yani çünkü aldığı toplarda oyunu kuramıyor. Eliyle oyunu kuramıyor. Adamlar top istiyor, top atamıyor. Yani rakibin top alınmasını bekliyor adeta. Dediğim gibi onun da performansını bu karşılaşmada beğenmedim. 2-2 tamamen arkadaşlar, ardından artık Mesut Bakkal hocamız ne konuştuysa takımla, takımı ateşlenen bir konuşma yaptığı malum arkadaşlar. Ardından 46. dakikada oyuna başladığımız gibi arkadaşlar golü bulduk. Yılmaz Ceylan asistinde Mert Çapar yine sahneye çıktı. Ardından arkadaşlar son golü de yine Erkan Sasa'yla yapmış olduğumuz ortada. Berk İsmail topu muazzam bir şekilde kafayla ağlara buluşturdu ve karşılaşmanın skoru da bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Bu hafta arkadaşlar tabii ki zorlu karşılaşmayı, yani Türkiye'nin merakla beklediği bir karşılaşma. Alt liglerde bütün herkes bu karşılaşmanın önemini biliyor. Bu karşılaşmanın ne kadar zorlu ve çetin geçeceği, artık o bağı kimin koparacağını, kimin düğümü çözemeyeceği bir karşılaşma olacağı herkesin merak konusu arkadaşlar. Kastamonuspor evinde Amesporumuzu konuk edecek. Kastamonuspor arkadaşlar şöyle bir avantajı var tabii ki de. İlk karşılaşmada onlar evimizde 2-1 mağlup ettiler bizleri. Bu karşılaşmada da mutlak suretle bizim puan veya puanlar almamız gerekiyor. Mağlup olmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani nitekim yani onlar derinceden her ne kadar beraberlikte ayrılmış olsalar da, yani her ne kadar bir avantajı kaybetmiş olsalar da arkadaşlar, sonuçta her türlü Kasımspor'un galip gelmesi gerekiyordu. Galibiyetle gelmesi için elinden gelen mücadeleyi göstereceklerini düşünüyorum. Nitekim Amesporumuz da bu karşılaşmada arkadaşlar çok ciddi bir şekilde motive olmuş durumda. Amesporumuz tabii ki de rahat ve avantajlı konumda arkadaşlar Kastamonu'ya gidiyor. Çünkü 3 puanlık fark var. 3 puanlık farka göre arkadaşlar bizim oradan bir puan almamız bile çok iyi olacağını düşünüyorum. Galibiyet tadından yenmez. Galibiyet geldiğimiz takdirde zaten şampiyonuz arkadaşlar. Iğdır FK karşılaşmasında da şampiyonluğu kutlayacağız. Rabbim inşallah nasip ederse. Bu hafta arkadaşlar ne olursa olsun genel averaja bakılmıyor arkadaşlar, tabii ki bildiğiniz üzere. Genel averaja kaldırıldı biliyorsunuz ki 2 yıl önce. Genel averaja bakıldığı zaman zaten arkadaşlar bizler darmadağın etmiş durumdayız. Çok gol atan bir takımız ama artık çok gol atmanın önemli olmadığı haftalara girmiş bulunmaktayız. Tabii rakibiniz Kastamonu olmadığı zaman genel averaj çok önemli oluyordu arkadaşlar. Nitekim Kastamonuspor ikinci olduğu için artık ikili averaja bakılıyor. Nitekim bizler arkadaşlar yapmamız gereken oyunumuzu oynayıp mücadelemizi gösterip
herhangi bir takıma karşı nasıl galip geliyorsak, mücadelemizi gösteriyorsak, galip geliyorsak, rahat bir şekilde oynadığımız futbolla bol gol atıyorsak arkadaşlar, rakip fark etmeksizin yani bu grubun bütün takımlarıyla oynadık oynayacağız arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Kastamonuspor. Kastamonuspor da bu ligin bir takımı, bu kırmızı grubun bir takımı. Nitekim yani sonuçta bu takımla her türlü oynayacağız. O da diğer takımlardan bir farkı olmaksızın bu karşılaşmayı arkadaşlar rehavete kapılmadan, heyecanlı bir şekilde olmadan arkadaşlar profesyonelce sahaya çıkıp bu karşılaşmayı da alnımızın akıyla inşallah galibiyetle tamamlamamız gerekiyor. Galip gelmediğimiz takdirde arkadaşlar Allah muhafaza bir mağlubiyet aldığımız takdirde işler değişir. Yani Rabbim inşallah bunu göstermez. İnşallah orada oyunumuzu oynayıp arkadaşlar galip geldiğimiz takdirde burada şampiyonluk kutlamalarına başlayacağız inşallah Rabbimin izniyle. Tabii arkadaşlar bir diğer etken de arkadaşlar taraftar baskısı olacak. Yani nitekim o sahayı hıncahınç dolduracaklar. 5000 kapasitesi var yanlış değilsem Kastamonuspor taraftan stadyumunun Gazi stadında. O taraftarlar ilk defa o stadı dolduracaklar diye düşünüyorum. Çünkü rakip Amespor olduğu için bütün takımlar Amespor sayesinde kulüpler para kazanıyorlar arkadaşlar. Çünkü biletlerin tamamını satıyorlar. Gerçekten buradan anlaşılacağı üzerine ne kadar büyük bir takım olduğumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bütün takımlar bizlere teşekkür etmesi gerekiyorlar. Arkadaşlar bir diğer etken de haftanın hakemi iyi bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü haftanın maçı değil arkadaşlar, yılın maçı bana göre. Bizler tabii avantajlıyız. Sadece mağlup olmamamız gerekiyor. Oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Ama arkadaşlar yani yıllardır hakemlerden çektiğimiz, Futbol Federasyonu'ndan çektiğimiz, taraftarlardan çektiğimiz, deplasman taraftarından da çektiğimiz ırkçı söylemler, küfürler, hakaretler. Artık bunlara alışmış bir futbol takımıyız. Profesyonel davranıyoruz arkadaşlar her karşılaşmada. Ama artık öyle haftalara girmiş bulunmaktayız ki arkadaşlar değil taraftarı, değil federasyonu, değil hakemi arkadaşlar yani herkesi yenmemiz gerekiyor ama şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Yani hakem hataları bazı hakemlerin yapmış olduğu hatalardan kaynaklı arkadaşlar bazen bunun önüne de geçemiyoruz. Yani sizler ne kadar mücadelenizi gösterirseniz, ne kadar iyi oyununuzu gösterirseniz hakem hataları eğer ki maçın önüne geçiyorsa arkadaşlar yani burada yapabilecek hiçbir şey olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü ne kadar haksızlığa uğradığımızı bütün dünya biliyor arkadaşlar. Bu yüzden Futbol Federasyonu'ndan ricamız yani C hakemi, B hakemi, A hakemi ayırt etmeksizin adaletli hukuku savunan, adaleti savunan, taraftar baskısını kaldırabilecek bir hakem, Allah'tan korkan bir hakem tayin etmesini istiyoruz. Yoksa Süper Lig'den bir hakem tayin etmesin ama Kastamonu lehine düdük çalarsa veya maçın önüne geçerse ben ne yapayım bu hakemi arkadaşlar? Bu yüzden arkadaşlar Futbol Federasyonu'na ricamız iyi bir hakem atamasını istiyoruz. Maçın önüne geçmeyen bir hakem atamasını istiyoruz. Sadece sahada futbol konuşulsun istiyoruz. Hak eden Amesporumuz olsun istiyoruz ve şampiyon olan biz istiyoruz arkadaşlar. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Eğer ki arkadaşlar hakem ve Futbol Federasyonu veya başka bir oyunlar oynamadığı takdirde biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu rezil bir hal almış durumda maalesef ki. Yani işin içerisine siyaset girdim arkadaşlar. Rezil oluyor. Yani Futbol Federasyonu değil ki arkadaşlar futbolu yönetmeyi. Yani bugün
Hiçbir şey yönetmeyen bir futbol federasyonu başkanı var, bir futbol federasyonu var. Yani rezalet bir hal almış bir Türk futbolu var ne yazık ki. Bizler Amespor'a yapılan haksızlıkların önüne geçirmesine istemiyoruz tabii ki arkadaşlar. Ama ne yazık ki arkadaşlar artık her şey masa başında oynanan bir hal aldı. Kirli bir futbol oynanıyor maalesef ki ülkemizde. Adaletten yoksun bir futbol. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bütün takımlar sürekli hakem hatalarından şikayetçi, Futbol Federasyonu'ndan şikayetçi. Yani göz göre göre arkadaşlar Türk futbolunu katleden bir Futbol Federasyonu var. İstifade etmiyor. Tabii başkanlık sürecine gireceğini, seçime gidileceğini dile getirmiş ama yani seçime gidilmenin arkadaşlar bir hükmü yok sonuçta. Sen tekrardan aday olursan tekrardan başkan olacaksın. Yani ben ne anladım arkadaşım? Yani senin istifa etmen gerekiyor ve bir daha aday olmaman gerekiyor. Arkadaşlar tabii ki kim gelirse gelsin Amespor'umuza yapılan haksızlıklar devam edecektir arkadaşlar. Bu artık futbolun değişmez bir parçası oldu. Türk futbolunun değişmez bir parçası oldu. Yani bizleri kabul etmeyen bir zihniyet var arkadaşlar. Bizler herkesi arkadaşlar susturmamız gerekiyor. Futbolumuzla, mücadelemizle, oynayacağımız oyunda galip gelmemizle arkadaşlar. Herkesi arkadaşlar susturmamız gerekiyor. Amespor'u benimsetecek bir anlayışta olmamız gerekiyor. Bizler kendimize bakacağız arkadaşlar ama yeter ki o kirli futbol aleyhimize sonuçlanmasın. Bizler bunu istiyoruz. Yoksa bizler takımımıza güveniyoruz, camiamıza güveniyoruz, taraftarlarımıza güveniyoruz, yönetimimize güveniyoruz. Yeter ki arkadaşlar masa başında oyunlar oynanmasın istemiyoruz. Bunu istiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu hafta sonu çok kritik bir karşılaşma. Yani Türk futbol tarihinin en zevkli gruplarından bir tanesinde mücadele ediyoruz bu yıl. Tabii arkadaşlar sürekli playofflardan dönmüşüz, playoff oynamışız veya playoff'a yaklaştığımız anlar oldu, şampiyonluğa yaklaştığımız anlar oldu ama ilk defa böyle zevkli, heyecanlı, kıran kırana giden bir çekişmeli grup izliyoruz. Gerçekten Şampiyonlar Ligi bir grup arkadaşlar. Müthiş mücadele örneği gösteren bir grup. Çok zevkli bir grup. İnşallah hak eden, şampiyon olan taraf biz Amesporumuz oluruz. Arkadaşlar bu hafta Onur Karakabak da dönüyor ve tam ilk 11'imizle Kastamonuspor'a özel uçakla gideceğiz arkadaşlar inşallah. Amesporumuz yeter ki arkadaşlar heyecanlanmasın, oyunu oynasın. Orada Kurt hocamız Mesut Bakkal'ın oyunu futbolcuları ateşlemesiyle birlikte kuracağı konuşmayla birlikte arkadaşlar orada galibiyetle döneceğimizi düşünüyoruz inşallah. Yeter ki heyecanlanmadan profesyonelce bir şekilde oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Yani Kastamonuspor bizi yenebilecek güçte olmadığını düşünüyorum. Yeter ki her zamanki gibi oyunumuzu, mücadelemizi gösterelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar maç yayınını soranlar olmuştu. Amesporumuzun girişimleri sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu YouTube resmi kanalında yayınlanacak. Naklen bir şekilde bu karşılaşmayı izleyebileceğiz inşallah. Galip gelecek tarafın Amesporumuz olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Rabbimin izniyle ve inşallah alacağımız galibiyetle birlikte hafta sonunda Iğdır FK karşılaşmasından sonra şampiyonluğumuzu matematiksel olarak ilan etmek istiyoruz. Arkadaşlar bir diğer konuda bazı arkadaşlar şunu yazmıştı. Niye canlı yayın yapmıyorsun? Arkadaşlar canlı yayın yapacak güce sahip değilim şu anda. Kendimce Amesporumuzu konuşuyorum. Amesporumuzu çok koyu bir taraftar olarak arkadaşlar konuşmaktan zevk aldığım için
Bazen tabi İslam karşılaşmasında olduğumuzdan kaynaklar ki işte her hafta inşallah Rabbim nasip ettiği takdirde maça gidiyorum ve orada çektiğim videolardan sonra arkadaşlar short videosu atıyorum kısa da olsa. Şu anda bunu yapabiliyorum arkadaşlar çünkü telefon kamerasıyla yayın yapıyorum. Yani canlı yayın yapacak maddi güce imkanı sahip değilim arkadaşlar. Ama inşallah bana destek verirseniz tabii ki arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çok daha önemli işler yapacağımdan eminim. Şu ana kadar arkadaşlar iyi izlemelerim gidiyor, iyi izlemelerim oluyor ve şu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Yani az bir aboneye sahip olmama rağmen bana destek veren taraftarlarımız oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için. Bir diğer konuda şu arkadaşlar beni mutlu ediyor. Stada gittiğim zaman taraftarlar beni çağırıyor. Artık taraftarlar beni tanımaya başladı. O gün bir arkadaşımız vardı, bir abimiz vardı. Beni statta çağırdı. Bana dedi ki ben seni tanıyorum, sen yayın yapıyorsun Ahmet Medya kanalında, sen o değil misin diye. Bu beni gerçekten çok mutlu etti arkadaşlar. Desteğiniz, vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Her maça gittiğim zaman arkadaşlar birileri mutlaka beni tanıyor. Yani kısa sürede arkadaşlar bu işe başladık. Tabii ki ilk Fethiyespor maçından sonra yayınımızı yapmaya başladık. Yaklaşık 3 ay önce yayın yapmaya başladım. Ve iyi bir şekilde yani çok çok iyi izlemelerim yok Dursun Makerkisi ama destek veren Amespor taraftarlarımız da oluyor. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Arkadaşlar bu hafta skor tahminimi de söyleyeyim. 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Goller Berk İsmail ve Mert Çapar'dan geleceğini düşünüyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Artık buradan geriye gitmek yok. Playoff oynamak yok. Tek hedef şampiyonluk arkadaşlar. İnşallah galip gelecek olan tarafın da biz olacağımızı düşünüyorum. Ve arkadaşlar en önemlisi de arkadaşlar artık taraftarlar inanmış durumda, yönetim inanmış durumda, camia inanmış durumda. Bütün fedakarlığı hepimiz gösterdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani yönetim yönetimliğini yapıyor, taraftar taraftarlığını yapıyor, futbolcular sahada mücadeleyi gösteriyor. Bu şekilde şampiyonluk gelecek, bu şekilde başarı gelecek diye düşünüyorum. Ve inşallah arkadaşlar sezon sonuna kalmadan inşallah Iğdır FK karşılaşmasından sonra matematiksel olarak inşallah Rabbimin izniyle şampiyonluğumuzu ilan edeceğimizi düşünüyorum Rabbimin izniyle. Arkadaşlar Amesporumuz ve İnegöl karşılaşma sonrasında Amesporumuz Kastamonuspor karşılaşma öncesiyle sizlerle birlikte olduk. İnşallah alacağımız galibiyetten sonra da arkadaşlar Kastamonuspor ve Amesporumuz maç sonu yayınıyla sizler karşısında olacağım inşallah. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Ve şu anda herkesin şimdiden arkadaşlar herkesin Ramazan bayramını da tebrik etmiş oluyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.